Sayın basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Burada yaptığımız basın toplantısını ajanslar veriyor. Biz sosyal medyadan paylaşıyoruz ve televizyon kanallarından canlı yayınlayanlar vasıtasıyla vatandaşlarımıza ulaşıyor. Gündemimiz yine deprem ama bugün sesimizi duyurmak isteyen bir kanalın ekranları kararmış durumda. Tele1 televizyonu RTÜK tarafından verilen 3 günlük kapatma cezasından dolayı bugün bizim sesimizi duyuramıyor. Bunun Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kendisini müzahir olmayan, kendisine yandaş olmayan medyayı susturmak için her şeyi nasıl kullandığının ve böyle dönemlerde dahi bu intikamcı yaklaşımı nasıl sürdürdüğünün bir göstergesi olarak görüyoruz. Tele1'in emekçilerine, Tele1'deki gazetecilere, Tele1 yönetimine bir kez daha dayanışma duygularımızı ifade ederek başlamak isterim. Sayın basın mensupları, genel başkanımız dün belediye başkanlarımızla, parti yöneticilerimizle, milletvekillerimizle birlikte deprem bölgesindeydi. Çok sayıda hizmet veren belediyemizin koordinasyon merkezlerini, hizmet alanlarını, çadır kentlerini gezdi, vatandaşın dertlerini dinledi ve belediyelerden bilgi aldı. Adetimiz olduğu üzere, ayırmadığımız gibi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin de çadırına girdi. Orada da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin başkanını, yöneticilerini ve çalışanlarını takdir etti, kendilerine teşekkür etti. Doğrusu bu. Biz ilk günden beri bunu sahada görüyoruz. Örneğin Samandağ'a gittiğimizde Samandağ'da Uşak Belediyesi'ni gördük. Hatta belediye çalışanlarıyla konuştuk. Samandağ ilk andan beri yaptıkları katkıları anlattılar. Hatta bize de sıcak bir yemek teklif ettiler. Kimsenin hakkını yemeyelim dedik. Ama şöyle sözleştik. Dönüşte Manisa'nın komşusu olan Uşak'a gidelim. Belediye Başkanı Mehmet Çakın Bey'e sizin bu yaptıklarınız için teşekkür edelim dedik. Sayın Başkan'la telefonda da görüştüm. Özel Kalem Müdürü Ali Bey'le de sahadaki bir gereklilik üzerine görüştük. Ayırmamak lazım. Ötekileştirmemek lazım. Katkıyı sağlayan, yani sadece CHP'li belediyeler çalışmıyor. Elbette İstanbul, Ankara, İzmir ve 11 büyük şehrin gücünü görünce elbette CHP'li belediyeler ön plana çıkıyor. İyi bir koordinasyon içindeler. Ama sahada Kocaeli Belediyesi bir şey yapıyorsa genel başkanımızın tebrik etmesi ve diğer belediyeleri ayırmadan yaklaşımda bulunmamız önemlidir. Bunu ülkenin cumhurbaşkanı yapmıyor. Recep Tayyip Erdoğan, 20 yıldır bu ülkenin başında olan Recep Tayyip Erdoğan, işine geldiğinde 84 milyon diye söyleyen Recep Tayyip Erdoğan, o 84 milyonun yüzde neredeyse 60'ına belediyecilik hizmeti veren belediyelerin çadırlarını pas geçiyor. Onları görmezden geliyor. Onların yaptığı bir hizmet çok görünürse bazı kamu kurumları tarafından yapılan diyor. Bazı kamu kurumları. Ama belediyelerimizi, başkanlarımızı ağzına almıyor. Türkiye'nin böyle bir yaklaşıma değil. Kemal Bey'in dün Kocaeli Belediyesi'ni başkanını teşekkür ettiği, tebrik ettiği yaklaşıma ihtiyacımız var. Bunu bütün vatandaşlarımızın takdirine sunuyoruz. Recep Tayyip Erdoğan her şehre 5 kez gitmişken Cumhurbaşkanı olduğundan beri bir tek Tunceli'ye gitmemişti. Milletvekili çıkarmadığı Tunceli'nin derdiyle dertlenmeyen, çıkaramadığı Tunceli'ye selam bile vermeyen, kampanyaya bile gitmeyen bir Recep Tayyip Erdoğan bugün depremde var güçleriyle çalışan ve belki de bir kısmı da İstanbul, önemli bir kısmı da İstanbul'da, Ankara'da AK Partili belediyeler, AK Parti iktidarı sırasında göreve gelmiş, bugün de canla başla belediye başkanlarımızla birlikte çalışan personele bir selamdan, bir tebrikten, sırf bu sakın ha, bu belediye CHP'de varlığı görünmesin diye uzak duran bir anlayışla karşı karşıyayız. Bu yüzden bu anlayış Türkiye'yi taşıyamıyor. Bu yüzden bu anlayış tek adam rejimi, tek parti rejimi, valileri il başkanı kılan, kaymakamı ilçe başkanı gören bu anlayıştan kurtulmadan biz ne ekonomik çöküntüden
ne depremin yarattığı çöküntüden kolay kolay kurtulamayız. Bu anlayış reddeden, görmeyen, küçümseyen ve sırf kendi siyasi ikbali için bir hakkı teslim etmeyen bu anlayışın hakkaniyetle ülkeyi yönetmediği açık. Ülkeyi hakkaniyetle yönetecek, ekonomideki çöküntüyü de, yıkımı da, eğitimdeki yıkımı da, depremdeki yıkımı da kaldırıp yıkılmaz bir Türkiye inşa edecek bir anlayışa ihtiyaç var. Onu yaparsa sandıkta seçmen yapacak. En geç 18 Haziran'da sandıkta seçmen yapacak. Onlar millet can derdindeyken, yani depremden sonra neler yaptılar kısaca söyleyelim ve biz neler yaptık, neler yapacağız anlatalım. Defter açıp milleti not etmeye, tehdit etmeye kalktılar. Twitter'ı durdurup enkaz altındakilerin yardım çığlıklarını kestiler. Borsadaki soygunu seyredip depremzedeleri bile soydurdular. Orman alanlarını otel ve AVM olmaya açtılar. Cengiz'e 3 milyar teşvik verdiler. Oysa bir gün önce çok param var diye 3 milyar lira AFAD'a bağış yapıyordu. AFAD'a bir gece önce verdiğini bir gün sonra teşvik diye ona geri verdiler. Depremzedelerle, depremzede evlatlıkla evlenilebilir diye fetva verdiler. Mimarlık fakültesine ilahiyatçı dekan atadılar. Deprem çadırında antre haberi yaptırdılar. Düzce deprem etki analiz raporunu dezenformasyon bültenine koyup kendi raporlarını kendileri yalanladılar. Şimdi geldiğimiz noktada bir şey daha yapmaya kalkıyorlar. Bakın nasıl bir kötülükle ve kötücül akılla yönetildiğimizin, karşımızdakilerin millet neyle meşgulken, milletvekili neyle meşgulken neyle meşgul olduğunu gösterelim. Ali Mahir Başarır ve Lütfi Türkkan'a dokunulmazlıklarını kaldırmak üzere 1 Mart 2023'te komisyonda savunma yapın diyorlar. Arkadaşlar, çok kıymetli yurttaşlarımız, çok değerli basın mensupları. Şu meclis, bu meclis ülke işgal altındayken çalıştı. Top sesleri Polatlı'dan gelirken çalıştı. Pandemide kendi canını hiçe sayarak çalıştı. Bu süreçte deprem oldu, çalışmayalım dediler. Enkaz altında milletvekillerimiz var dediler. Milletvekillerimiz sahada dediler, bizimkiler de öyle. Bu meclisi 3 haftadır iktidar muhalefet bir uzlaşıyla, bir mütabakatla artık yeter dememize rağmen bu son haftaki talebe de aç kapa yaparak, yani resmen açık fiilen kapalı meclis giderken ve bunlar yüzümüze bakıp ya bugün de meclis çalışması olmasın, oysa biz meclisin her şartta çalışmasını savunuruz. Milletvekilimizin 100'ü orada olur ama 20'si burada olsa çalışırız, anlayış gösteririz. Ama o hal ilan edip meclisin yetkilerini Cumhurbaşkanı'na alıp meclisi çalıştırmazken arkadan hançer. Ya bu mu gelir akla? Yani zaten demişiz ki savunma yapmayacağız, savunma yapmıyoruz, yok hükmündedir. Bize ne? Ama bu mu gelir akla ya? Millet enkaz altında, Ali Mahir Başarır Hatay'da görevli, 14 gününe şahitlik ettim. 12 gününü Samandağ'da, Hatay'da depremde, 2-3 gününü de kendi ilindeki depremzedelerle geçirdi. Biz görevlendirdik, orada çalışıyorlar. Enkaz altından can kurtarmaya çalışan milletvekilinin dokunulmazlığını kaldırmaya çalışıyor. Milletvekili enkaz kalksın diye bekliyor. O milletvekilinin dokunulmazlığını kaldırmakla meşgul. Ve bugünden yazı yazıyor. Ya bekle kardeşim, bunun da sırası gelir. Lanet olsun, bunun da sırası gelir. Ama seçim hesapları var ya, o seçime giderken yok işte Lütfi Türkkan'a şunu deriz, malzeme ederiz. Ali Mahir'e bunu deriz, malzeme ederiz demek var ya, halen deprem öncesi o eski hesaplardalar. Aynı 15 Temmuz gecesi sığınaktayken buradan meclisimiz güçlenerek çıktı deyip canımızı kurtardıktan sonra meclisi güçsüzleştiren, yetkilerini elinden alan anayasa yaptıkları gibi. Aynı mantık.
Aynı çirkin, fırsatçı, yüzüne gülen arkadan hançer saplayan. Bu mu kalmış yani? Bugüne bu mu kalmış? Bu mu lazımmış Recep Tayyip Erdoğan? O mu lazımmış? Yazıklar olsun. Peki bunlarla meşgulken biz neyle meşgulüz? Biz Ulusal Afet Stratejisi Çalışma Grubu'nun mümkünse bu cuma, cumartesi, pazar toplantılarını yaparak Türkiye'deki alanında yetkin jeofizikçilerin, jeoloji mühendislerinin, inşaat mühendislerinin oturup bu deprem ne yaptı? Bundan sonrası için ne yapmamız lazım? Acil eylem planı nasıl olabilir? Devletin içinde bulunduğu bu zafiyet başımıza ne dertler açabilir? Biz bundan nasıl kurtulabiliriz diye oturup çalışmaya başlayacağımız grubun ilk toplantılarını planlıyoruz. Dün de bahsetmiştim, bugün çok kısaca bahsedeceğim. Milletvekillerimizin bir grubu deprem bölgesinde, bir grubu depremzedelerin gittiği 12 ilde, onu bugün 15'e çıkarıyoruz. Depremzedeler yerleştirildikçe yanında oluyoruz. Ama bir grubu da tematik komisyonlarla görevlendirilmiş durumdalar. Bu komisyonlarımızdan bir jeoloji, iki inşaat mühendisi, bir mimar, iki avukat ve bir elektrik mühendisinden oluşan teknik komisyonumuz sahada hasar tespiti, bu konudaki yanlışlar, buna itirazlar noktasında çalışıyor. Ayrıca delillerin tespiti, karartılmaması ve korunması noktasında çalışıyor. Devam eden süreçte akademisyen hocalarımızla birlikte şehirlerin yeniden inşa edilme sürecinde geçmişteki hataların yapılmaması için, bütün doğruların yapılması için gayret gösteriyoruz. Kültür Varlıklarını Koruma Komisyonu 3 kişiden oluşuyor ve bu arkadaşlarımız başta Hatay olmak üzere binlerce yıllık kültür varlıklarının enkaz kaldırılırken yarın restorasyonda kullanılamayacak hale gelmeyeceği şekilde bu varlıkların korunması için uyarı, tespit ve önerilerde bulunuyor. Tarım ve Hayvancılık Komisyonumuz 10 ilimizde çalışacak ama öncelikli 3 ilimizde bugünden başladılar. Köylülerin ve hayvancılıkla uğraşanların, tarımın mazotundan gübresine, tohumundan traktörüne, ekme makinalarına, pulluklarına, araç parkındaki ihtiyaçları tespit edip bir imeceye bunu nasıl dönüştürebiliriz ve devlet bu konuya nasıl katkı sağlayabilir diye çalışıyor. Aç hayvanların kurtarılması, onlara yem ulaştırılması, köylünün barındırmaya baş edemediği çok soğuk iklimlerdeki hayvanların da gerek kesim gerek besim için satmak isteyenlerin, fırsatçıların eline düşmeden bunu değerlendirmesi için çalışıyor. Ekonomi komisyonumuz sanayi, ticaret, esnaf ve emekçilerin uğradığı mağduriyetlerle ilgili tespit ve öneriler üzerine çalışıyor. Sağlık komisyonumuzda hijyen, sanitasyon, çadır kentlerde ve konteyner kentlerde özel sağlık kabinleri ve orada olması gerekenler üzerine, başta yeterli miktarda kullanım suyunun tedariki, banyo, tuvalet imkanları ve sanitasyon, hijyen konusunda çalışıyor. Bu komisyonlardaki 40'ın üzerinde arkadaşımız da sahada gayret gösteriyorlar. Kendilerine yollanan yönerge açıktır, elimizdedir. Başta bakanlık ve il müdürlüğü ve belediyelerimiz diyoruz. Yani burada devletin yapısını dışlayan, alternatif bir şeyler yapan ya da sadece eleştirmek değil, görülen eksik önce ilçe, il müdürlükleri, bakanlıklar ve belediyelerimizle koordine edilerek çözüme katkı sağlayın diyoruz. Kültür varlığında sorun varsa Kültür Bakanlığı'nın, sağlıkta sorun varsa Sağlık Bakanlığı'nın, teknik komisyon bir şey görüyorsa adaletse Adalet Bakanlığı'nın, şehircilikse Şehircilik Bakanlığı'nın uyarılacağı ve önerilerin iletileceği yapıcı bir sistemle çalışmaya çalışıyoruz. Bir yanda bizi görmemeye çalışan, meseleye siyasi at gözlüğüyle bakan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı 360 derece kriz yönetimi yapmaya çalışıyoruz. Herkesi paydaş görüyoruz, bilgiyi herkesle paylaşıyoruz. Kamunun tüm imkanlarının seferber edilmesine çalışıyoruz. Belediyelerimizi de bölgenin insanın ihtiyacına bütün kaynakları ve bütün iyi niyetle açarak gayret gösteriyoruz.
Bunu da yapmaya devam edeceğiz Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Birileri bizi istediği kadar görünmez kırmaya çalışsın ya da dokunulmazlık kaldırmakla meşgul olsun. Cengiz'e, millet depremzedelere can olmak için para bağışlarken bağışladığı parayı ertesi gün teşvik diye iade ediyor olsun. Millet can derdindeyken o kötülükleri yapıyor olsun. Biz iyilikten, doğruluktan, dürüstlükten ayrılmayacağız. Sayın Şentop da deprem bölgesine gitti. Önemlidir meclis başkanının deprem bölgesinde olması, ziyaretler yapması. Dün o ziyaretlerden sonra ve katıldığı bazı toplantılardan sonra çıkarımlarda bulunmuş. Ders alalım diyoruz diyor. Ders almanın bence en temel şeyi bilimsel verileri ortaya çıkarmak demiş. Burada yapılan akademik çalışmaları da dikkate alarak, bilimsel çalışmaları da dikkate alarak bu yönde ihtiyaç duyduğu takdirde bir takım hukuki düzenlemelerin de yapılması icap edecek. Mecliste farklı partilerin araştırma komisyonu kurulma talepleri de var diyor. Ve diyor ki bilim akıl. Şimdi Sayın Şentop'a şunu söylemek lazım. İyi diyorsunuz da bunların olması için 43 bin 44 bin kişinin ölmesi, gerçekte işte 50-60 bin kişiyi kaybetmemiz mi gerekiyordu? Binlerce insanın uzuvlarını kaybedip kolsuz bacaksız kalması mı? Binlerce insanın kötürüm kalması mı gerekiyordu? Sayın Şentop, diyorsunuz ki araştırma komisyonu kuralım. Biliyorsunuz ki bunu muhalefet hep istiyor, iktidar hep reddediyor. Ne zaman Gaziantep'te Ersin kardeşimizin karnına bıçağı sapladı birisi, 10 kere reddedilen sağlık çalışanlarına karşı şiddetin önlenme komisyonu 11. de kuruldu. Deprem komisyonu ise 3. kez kuruldu 21, 23 ve 27. dönemlerde. Genel kurulda 5 Ekim 2021 günü de sonuncusunun raporunu görüştük. Böyle tuğla gibi, biriket gibi raporlar bu meclis tarafından çıkarılıyor, konuşuluyor ve tüm kamu kurumlarına yollanıyor. Sorun şu ki bu komisyonlara bilim adamları katkı sağlıyor, iktidar muhalefet konunun uzmanı milletvekilleri katkı sağlıyor. Olması gerekenleri yazıyor ama yürütme, bunun gereğini yapmıyor. Şimdi bir tane daha kuralım. İstanbul depreminden sonra en büyüğünü kurarsınız, Allah göstermesin. Yapmayın bunu. Gününde söyleneni dinleyin. Bakın Sayın Şentop, bir şey göstereyim. Polemik için değil, katkı için gösteriyorum. Diyorsunuz ki bir takım hukuki düzenlemelerin yapılması da icap eder. Dün size anlatılan, günlerdir anlatılan şey fay yasası. Bakın 21 Temmuz 2020'de İçişleri Bakanlığı'na tali Bayındırlık imar ulaştırmaya esas diye sevk ettiğiniz fay yasası. 21 Temmuz 2020. Engin Altay, Özgür Özel, Engin Özkoç, Veli Ağbaba, Müzeyyen Şevkin. Veli Ağbaba var çünkü ilgili meslek örgütlerinin temasını ve onların bize ulaşmasını sağladı. Ondan sorumlu genel başkan yardımcısı. Müzeyyen Şevkin, grubumuzdaki jeoloji mühendisi ve tüm grubu temsilen 3 grup başkan vekili. Fay yasası öneriyoruz. Sayın Şentop, dün duyduklarından, okuduklarından etkilenmişsin. Belki bundan da etkilenirsin. İmzalarken gerekçeyi okusaydınız şunu görürdünüz. Belki de siz okudunuz. Belki de uyardınız. Belki onu söylersiniz. Belki şöyle dediniz. Ya bu CHP'nin fay yasasını komisyonlara sevk ettim. Sevk ederken de gerekçeyi okudum ve şunu gördüm. Diyorlar ki Aksaray, Bolu, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın, Denizli, Erzurum, Kahramanmaraş, Hatay, Hakkari, Muğla, Eskişehir, Kütahya ve Bingöl'den oluşan 18 ilimizin merkez yerleşim birimleri 80'i aşkın ilçe merkezinin deprem üretme potansiyeli yüksek aktif fayların üzerine inşa ettiği ülkemizde. Hatay ve Kahramanmaraş'ı da sayarak sayıyor ve devam ediyor.
Elazığ ve Malatya depremleri de göstermiştir ki depreme kaynaklık eden Doğu Anadolu fay zonu üzerinde oturan binaların depreme karşı ayakta kalması mümkün değildir. 2020'de biz fay yasası verip 18 ili sayıp bunlar fay üstüne kurulu 80 de ilçe var böyle deyip mesela onlardan bir tanesi de Gaziantep'in Islahiye'si ile Nurdağ. Bunlar ayakta kalamaz Doğu Anadolu fayı hareket ettiğinde demişiz. Bu komisyonda sırasını bekliyor. Sayın Şentop, sonra bir gün Müzeyyen Şevkin dedi ki başkanım bizim komisyonda bekleyen kanunun kapağını açmıyorlar, çağırmıyorlar. Fay yasasını ben iç tüzük 37'ye göre gündeme getirebilir miyim dedik getirelim. Bu da Müzeyyen Hanım'ın iç tüzük 37 yani komisyonda 40 gün süreyle ele alınmayan kanun teklifleri milletvekili tarafından doğrudan genel kurula teklif edilebilir. Sonuç AKP MHP oylarıyla reddedildi. Bir salı günü akşam saat 5'i 40 geçe 6'ya 20 kala AKP MHP oylarıyla reddedildi. Şimdi ya CHP de öneri getirsin. Daha ne yapsın CHP? Ortasından kendini mi parçalasın? 80 ilçe söylüyor. 18 il sayıyor. Doğu Anadolu fayı hareketleri olmaz diyor. Fay yasasını çıkaralım. Bu şehirlerdeki fay üstündeki yerleşimi yan tarafa taşıyalım diyor. Bunu da kendi söylemiyor. Jeoloji mühendisleri söylüyor. O da söylüyor. O da geliyor. Her partiye gidiyor. CHP bunu alıp kanun teklifi yapıyor. Buna muhalefet evet diyor. AKP, MHP olsun. Fay üstünde otursunlar diyor. Ne yapacağız? CHP de biraz yapıcı öneri getirsin. Kurduğu komisyonlar yetmez. 11 belediyesi cansiperhane büyükşehri çalışır yetmez. Belde belediyesine kadar orada yetmez. Tayyip Bey bizim belediyeyi gördü mü bakmadan geçer ki onu çeken kamera bizim belediyenin ismini yapmasın. Fay kanunu denir. Şentop diyor ki belli ki yasal düzenlemeler ihtiyaç var. Arşivde var. Arşivde. Daha 2 yıl önce, 3 yıl önce sen imzaladın, yolladın. Komisyonda duruyor ya. Komisyonda duruyor ve gündeme almıyor bunu sizin komisyon başkanlarınız. Buna isyanımız, buna çıldırıyoruz. Ayrıca bakanlar başladılar konuşmaya. Şimdi Ömer Çelik diyordu ya 1999 depreminde saatlerce yoktular. Şimdi her bir yerden başını çıkarıp açıklama yapıyorlar. 99'da başbakan yürütmenin başı öğlen valiliğin önüne gitmiş. Ankara'dan kalkmış valilik önüne gitmiş. Röportajı yapan TRT'nin muhabiri ben yaptım ya deyip yayınladı. O günkü TRT muhabiri. Herkes gördü. İnanmayan arşive baktı, utandı, sustu. Çünkü diyorlardı ki bir hafta Ecevit Ankara'dan deprem bölgesine gidemedi. 7 gün değil 7 saat sonra basın toplantısı yapıyor. Recep Tayyip Erdoğan 3 gün sonra gitti. Öyle basın toplantısı masın toplantısı değil. 3 gün boyunca da yani çarşambaya kadar yüzünü gören olmadı. Şimdi bütün bakanlar Ömer Çelik'in dediği gibi başını yavaş yavaş bir yerden çıkarmaya başladı ama 6 saat sonra değil 18. gün. Süleyman Bey, bildiğiniz Süleyman Bey, Süleyman Soylu, o deprem boyunca polemik yapmıyormuş kriz boyunca, biz de kriz boyunca kendisine suç işleri bakanı demiyoruz. Eğer Türkiye uzun zamandır bu hazırlıkları yapmamış, gerçekleştirmemiş olsaydı büyük bir kaosla karşı karşıya kalırdık. Ya Süleyman Bey, daha ne olacak? İlk 3 gün devlet yok. Bana dün Islahiye'den görevden gelen arkadaşım dedi ki Islahiye'de, düzeltiyorum, Elbistan'dan görevden gelen arkadaşım, meclis idare amirim, dedi ki vatandaş şöyle diyor, ilk 3 gün devlet yoktu, yavaş yavaş ortaya çıktı, şimdi var. İlk 3 gün devlet yok. Zaten ne kurtaracaksan o 3 günde kurtaracaksın. Ondan sonrasına mucize diyoruz, gözyaşlarımızı tutamıyoruz hiçbirimiz. Onları Cumhurbaşkanı gidip
o mucize bebekleri, mucize çocukları hastanede ziyaret ediyor. O kadar tekilleşiyor iş yani. Biricik biricik kalıyor. Mucize mucize oluyor. İlk üç gün 43 bin kişiyi değil, belki 23 binini kurtaracaktık. Belki 25 binini kurtaracaktık. Kaos olmasaydı. Karayollarında kaos vardı. Şehir girişinde kaos vardı. Şehir içinde kaos vardı. Enkaz başında kaos vardı. Bir yerde operatör vardı, dozer yoktu. Bir yerde dozer vardı, operatör yoktu. Onları eşleştirecek devlet yoktu. Gönüllü dozer operatörü de telaşla çarpıyordun. Şirketin alın kullanın diye verip şoförü olmayan şoförü enkaz altında kalmış dozere de gidip görüyordun. Daha ne kaos olacak? Daha ne kaos olacak? 43.556 kişiyi gömmüşüz. Rakam 50.000, 60.000'e doğru gidecek. Gerçek rakamların bu olduğuna da kimse inanmayacak. Sen daha kaostan bahsediyorsun. Daha ne kaos olacak? Devam ediyor. Asrın depremi dedik diyor. Eksik söyledik. Yer kürenin en büyük felaketi. Burası cehalet boyutu. Buraya daha diyecek bir şey yok. Bu depremin üzerinde Japonya'da depremlerin, dünyanın dört bir coğrafyasındaki depremlerin nasıl hasarsız, düşük hasarla atlatılabilir hale geldiğini bütün dünya, bütün Türkiye konuşuyor. Bu diyor ki asrın değil. Ya yarın Japonya 8'de sarsılır, ampul kırılmaz. 9'luk depremler yarattığı tahribatlar da konuşuluyor. 8'in üzerindeki depremlerin nasıl az hasarla, hasarsız atlatıldığı, tedbirin nasıl işe yaradığı da konuşuluyor. Bir bu da diyor ki yer kürenin. Kardeşim yer kürenin dedin mi tam cehalet. O nehirlerimizin, dağların, platoların, ovaların oluştuğu depremler bu yer kürenin depremleri. Yer kürede yaşanan en büyük deprem diyor. Yer kürede yaşanan depremlerle dağlar çıkıyor, ovalar oluşuyor. Yer kürede yaşanan depremlerle denizler oluşuyor. Marmara Denizi yer kürenin geçirdiği bir depremin ürünü. Bu kadar cehalet ve bunun canlı yayında yapılabilecek kadar cesareti bir tek Süleyman Soylu'da birleştirebilirsiniz. Devam etmiş. Bu sefer de Adıyaman'da bugün insanlarımızı kaybettik ama biz Müslümanız. Müslüman ölecek diye bir kural mı var kardeşim? Adıyaman'ı ver Japonlara. Bir tane Japon ölmüyor. Adıyaman'da Müslümanların ölmesi Müslümanlıklarından değil, seçtikleri yöneticilerin beceriksizliğinden. Yoksa böyle bir şey olabilir mi? Biz Müslümanız, katlanacağız. Hayır arkadaş, biz Müslümanız, Hristiyan kadar, Yahudi kadar yaşamak hakkımız, doğru yönetici seçeceğiz, bilime önem veren yönetici seçeceğiz, mimarlık fakültesine dekanı, ilahiyatçı dekan atayan değil, en iyi mimar hocayı seçeceğiz. Onun yaptığı, onun yetiştirdiği öğrenciler yıkılmaz binalar yapacak. Müslümanız, öleceğiz, katlanacağız. Yok öyle bir şey. Hristiyanın ölmediği şeyde Müslüman ölüyorsa günahı yönetenlerin boynunadır. Neyimiz eksik? Yöneticimiz de bizi yöneten Süleyman Soylu. AFAD'ın 2018'den beri başında Süleyman Soylu. Bir Japon olsaydı ölmeyecektik. Ama Japon'un üstünlüğü dininden değil, bizim eksikliğimiz de dinimizden değil, liyakatsizliğimizden. Çevre Bakanı büyük bir şüphe yarattı. Bunu samimiyetle soruyorum, düzeltsin diye, böyle mi diye endişe ederek soruyorum. Diyor ki, rakamlar veriyor, çıktı, afet konutlarına ilişkin rakamlar verdi. Dedi ki Kahta'da 297 afet konutu yapacağız. Birecik'te 534, Afşin'de 501. Rakamlara bakıyorsun, ihtiyaca göre saptanmış. Düşünsene mesela 297, 531. Sonra baktık depremden görece az etkilenen ilçelerde de var. Yıkım olmayan ilçelerde de var falan. Sonra bir döndük baktık aynı bakanlığın Eylül ayında TOKİ tarafından duyurulan tarihin en büyük sosyal konut projesindeki listelerine. Siz de karşılaştırın. Ben çarpıcı örnekleri hemen söyleyeceğim.
Kağıtta da Eylül'de 300 sosyal konut demiş, dün 297 afet konutu yapacağım demiş. Birecik'te Eylül'de 500 demiş, dün 534 afet konutu yapacağım demiş. Afşin'de 500 sosyal konut demiş Eylül'de, bu dün 501 deprem konutu demiş. Bir fazla, üç eksik, dört fazla ile aynı liste. Şimdi şüphe şu, hani bir an önce inşaata başladık diye Eylül'de TOKİ'nin yapacağı sosyal konutları afet konutuna mı çevirdiniz? Böyleyse millet bilsin, oradan sosyal konut bekleyenleri. Değilse şöyle bir açıklama bekliyoruz bakandan. Kağıtta'da yapacağımız 300 sosyal konuta ilaveten 297 de afet konutu. Birecik'te 500'e ilaveten 534, Afşin'de 500 sosyal konuta ilaveten 501 de afet konutuysa tamam. Ama çok şüpheli ve her rakamı 1-2 indirip kaldırıp aciliyeti olmayan depremde hasarlı binalar var ama deprem bölgesi kadar acil değil. Onları da listede böyle görünce, yani arkadaşından kopya çekip çakıl anlaşılmasın diye bir iki tarafını değiştiren bir ödev kağıdına benzettik. Samimi söylüyorum, bu şüpheyi ortadan kaldırsın diye söylüyorum. Desin ki bunları ilave yapacağız. Rakamların öyle denk gelmesi de tesadüf. Sosyal konut ihtiyacıyla yıkılmış ya da zarar görmüş afet konutu ihtiyacı denk geldi. Tesadüf diye açıklarsa biz de onu öğrenmiş olacağız. Bir yandan bir husus daha var. O da konuyla ilgili bakanlardan gidiyorken ona da değinmemiz lazım. Bu sefer Milli Eğitim Bakanlığı bir süre uzatımı yaptılar. 2019'dan beri yaptıkları bir şeyi bu yıl sonuna kadar daha uzattılar. Yaptıkları iş, özetle söylüyorum, şöyle uzatıyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı devletin ya da özelin eğitim kurumlarını alırken, bunlar ruhsat alacağı zaman zorunlu belgeler var ya, bunun içinden binanın tapusuyla yapı kullanım izin belgesini çıkardılar 2019'da. Gerekçe Covid. Yani herhalde Covid'den dolayı memurlar çalışmıyor olabilir, şu olabilir, bu olabilir. Bu belgelerin istenmesin diye yazmışlar. O zaman da eleştirilmiş. Hatta Ziya Selçuk döneminde 175 okula da tapusu olmadan yapı kullanım. Ne demek, depreme dayanıklı mı diye bakılmadan, işte osuna busuna bakılmadan ruhsat verilmiş. Hep Covid bahane edilmiş. Bu sefer de Covid'i bahane ediyorlar şu anda. Süresini yıl sonuna kadar uzatıyor. Yani yangından mal kaçırır gibi kime ne ruhsatı verilmeye çalışılıyor, gerçekten bunu da merak ediyoruz. Şimdi deprem yardımlarıyla ilgili bir husus, önemli gördüğümüz bir hususla devam edeceğiz ama öncesinde kentsel dönüşüme değineceğimizi dün söylemiştik. Şimdi afeti ve krizi yönetmek yerine algıyı yönetmek isteyen birileri kentsel dönüşüm tartışması üzerinden ve kentsel dönüşüm kelimesinin kullanımı üzerinden muhalifleri ve dönüp Cumhuriyet Halk Partisi'ni suçlamayı tercih ettiler. Koca bir yalan. Öncelikle şunu söyleyelim. Bir özgü yalandan hareketle Hatay'da diyorlar ki biz yapmışız, başvurular olmuş, Danıştay iptal etmiş. Danıştay'a başvuranlar CHP zihniyeti. Mahallenin derneği çıktı. Mahallenin muhtarı çıktı. Muhtar Bey de AK Partili çıktı. Yani kentsel dönüşümü hem yerelde hem Danıştay'da iptal ettiren ki şundan iptal ediyor Danıştay. Ekine koy kardeşim belgeleri diyor. Kafana göre yapamazsın. Nasıl bir kriterle yaptın diyor. Vatandaş mağdur olacağım diyor. Ben bakamıyorum belgelere diyor. İptal ediyor. CHP'ler etti dediler. Mahalle derneği çıktı CHP dediler. Sonra mahalleden birkaç kişi çıktı. Bir sürü dava açılmış. Bir tanesi de AK Partili muhtar çıktı. Şimdi geldik. Kentsel dönüşümdeki sorun ve tartışma ne? Sorun şu. Bir, kentsel dönüşüm ayıptır söylemesi bizim işimiz. Niye bizim işimiz? Dikmen Vadisi
Portakal Çiçeği Vadisi, Murat Karayalçın. Murat Karayalçın, ben belediye başkan adayıyken kentsel dönüşüm çalışıyorum. Nasıl yapalım dedim. Dikmen Vadisi'ne git Özgürcüm dedi. Portakal Çiçeği'ne git Özgürcüm dedi. Ne yapacağım dedim. Kapıyı çalacaksın. Nasıl yaptılar dönüşümü diyeceksin. Vatandaşın memnun olmadığı bir kentsel dönüşüm yapılamaz. Kavga çıkar dedi. Kulağımda küpedir. Bu işi başlatanıyız ve bu işi en iyi yapanlarız. Ama bizim bakış açımız ne diye merak edenler, bizim seçim bildirgemizi ve partimizin programını ya da 2018 genel, 2019 yerel seçimlerindeki bildirgemizi açacaklar, okuyacaklar. Öyle güzel kentsel dönüşüm tarifi okuyacaksınız ki, rant merkezli değil, rant olsun diye büyük projelere yönelen değil, bu projelere ayrılan kaynakları deprem riskinin giderilmesi için uygulanacak dönüşüm ve güçlendirme projelerine ayıracak, yetkiyi yerel yönetimlere verecek, halkın tüm karar alma süreçlerine tam katılımını sağlayacak, askeri yer değiştirme için yerinde dönüşüme öncelik verecek, yer değiştirmenin kaçınılmaz olduğu durumlarda kayıpları tazmin edecek finans sistemlerini geliştirecek, başta İstanbul olmak üzere deprem ve doğal afet riskinin yüksek olduğu yerlerde güçlendirme ve yeniden inşa projelerini de kapsayacak bir kentsel dönüşüm diyoruz ve anlatıyoruz. Şimdi itiraz ettiğimiz ne? İtiraz ettiğimiz mesela Fikirtepe'deki öngörüsüzlük. Mesela Ok Meydanı'nda, Beykoz, Tokatköy'de, toz koparanda vatandaşa iyi anlatmamanın, onu razı etmemenin, rızasını almadan hareket geçirmenin yarattığı kavga ve kaos. Murat Karayalçı'nın dediği gibi çal kapıyı, nasıl yaptığımı anla diyor. Rızasından yaptım diyor. Hakkını yemeden yaptım diyor. Örneğin hiç merak ettiniz mi? Bu Sulukule'deki büyük kavga neden çıktı? İzledik ya, zabıta polis, adam almış eline benzini, yakarım kendimi, yakarım çocuğumu. Bu adam nasıl bu kadar çığırından çıkmış? Çatıya çıkmış, niye atarım kendimi diyor. Çünkü sen Sulukule'yi şehrin 3 ayrı ilçesine ve şehrin en uzak ilçelerine git orada otur diyorsun. Sen diyorsun ki sen bu şehre geldiğinde burası berbat bir yerdi. Sen bu berbat yerin kahrını çektin ama şimdi burası güzel bir yer olacak. Rantını ben yiyeceğim. Sen yine berbat bir yere gideceksin. Sulukule'nin itirazı da bu. Bütün kavga ettiğiniz yerel yönetimlerinizin ve yereli ikna edemediğiniz kavganızın sebebi de bu. Çünkü şöyle bir bakış açısıları var. Diyorlar ki burası çok değerlendi. Bu burada işgalci, gecekondusu var veya eski mahalleli, ucuza almış. Gitsin yine kenarda otursun. Buraları eskiden kenardı. Bunlar kenara layık. Buralara godamanlar layık. Buralara parası olanlar layık. Ben buna buradan ev verirsem, ya bakıyor bu gariban Roma'nın 6 milyonluk evde ne işi var? Hak görmüyor onu Roma'na. Ya da diyor ki düne kadar diyor şehrin en dışında oturanlara şimdi böyle bir servet mi olur? Servet kimi olsun? Projeyi yapan müteahhit mi olsun? Sefayı kim sürsün? Parayı basan zenginler sürsün. Biz işin burasına itiraz etmişiz arkadaş. Buna itiraz ediyoruz. Peki o zaman sen yapsaydın? Yaptık. İstanbul Büyükşehir Kiptaş. 700 bin insanın yaşadığı 192 bin bağımsız birimi yeniliyor. Sorun ne? Sorun şu. Kentsel dönüşümde birine kaynak bulman lazım. Kime? Müteahhiti de kurtaracaksın. Kiptaş'ta niye sorun yok? Çünkü maliyetine kentsel dönüşüm diye bir sloganı var. İnşaat maliyeti neyse, müteahhit yok. Sizin için Kiptaş yapıyor, 1 lira da para kazanmıyor. Nasıl formül? Müteahhitsiz hayat çok güzel kentsel dönüşümde. CHP yapmış. Müteahhit varsa ona da bir şey yaratman lazım. Ya 2 kat daha vereceksin. İşte
Suzan milletvekilimiz beni bir enkazın başına götürdü. İskenderun yandaki bakkal anlatıyor. Müteahhit payı için iki kat daha lazım. İskenderun belediyesine gittiler hep beraber. O iki katı istediler. Onlar da onlardan bir şey istediler. Onu veremedikleri, pazarlığını ettikleri için kentsel dönüşüme giremediler, enkazın altına girdiler. Anladınız mı? Kentsel dönüşümün rantsız yapıldığında çözümü kolay. Bunun için İBB CHP'deyse, Kiptaş'ın başında liyakatli bürokratlar varsa, ben bir müteahhiti zengin etmenin değil de vatandaşı sağlam ev sahibi etmenin memuruysam çözümü buluyorum. Ha, Kiptaş'ın da bir talebi var. Diyor ki TOKİ evinde 1 lira 19 lira diye ödeniyor TOKİ'nin planında Oğuz'un. Ama orta gelir grubuna TOKİ bir şey yaptı 0.69 1 lira 1.9 lira ödeniyor, süper. Gelin kentsel dönüşüm için de böyle çok düşük faizli krediler verin. Bu işi öyle 700 bin insan değil 7 milyon insan için hep birlikte yapalım. Ucuz kaynak sağlayın çünkü inşaat maliyetleri yükseliyor. Çok yükseldi. Gelin bu işi çok daha ucuza, çok daha hızlı, çok daha kolay yapalım. Bir de CHP'li yönetimler kentsel dönüşüm istemiyor, direniyor demezler mi ya? Elimde sadece Seyhan Belediyesi raporu var. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar Seyhan Belediye Başkanı iken 3 Ocak 2016'da yazmış. Habire yazışmışlar. İsteyene veririm. İsteyene verir. Sorana yolluyorlar. 3 Ocak 2016'dan beri Cumhurbaşkanı'nın onayını bekliyor. Seyhan Belediyesi sınırlarındaki Barbaros Bey ve Yeni Bey mahallelerini kapsayan kentsel dönüşüm. Mersin Yenişehir Eğriçam Mahallesi için hazırladığı talep 1 Temmuz 2016'dan beri bekliyor. Yine Aydın Büyükşehir Belediye'mizin Koşadası Hacı Feyzullah Mahallesi sınırlarındaki riske alan talebi 19 Ekim 2016'dan beri bekliyor. 7 yıldır sadece 3 örnek. Yaz WhatsApp'a geliyor bunlar. Belediye başkanlarına bekleyen var mı dedim. Dünden bugüne tık 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 3 tane Cumhurbaşkanı onayında bekleyen. Meclis Genel Kurulu'nda konağınkini bu kardeşiniz anlattı. Karabağlarınkini bu kardeşiniz anlattı. Kentsel dönüşüm talepleri var, hadi dedik. CHP'liler yapınca iş yapmış olmasın, aman ha o kenar Gecekondu Mahallesi'nin oyu bize geliyorken CHP'ye mal olmasın diye onay vermiyorsun. Sonra çıkmış kentsel dönüşümden CHP'yi eleştiriyorsun. Benim diyenle açık oturumda tartışırız. Kentsel dönüşümü kim istiyor, kim yasaklıyor? Çıksınlar karşımıza. Bakan çıkıyorsa bakan çıksın. Cumhurbaşkanı çıkıyorsa genel başkanımızın karşısına çıksın. Yok öyle yağma. Bedavacılıktan kara çalma, algı yönetme yok. Deprem yardımları ile ilgili bir önerimiz olacak. AFAD'da toplanan paralar denetimsiz bir alan. Bir gecede 115 milyar lira parayı kamunun dağıştadıkları için söylüyorum. Denetimli bir alandan denetimsiz bir alana, müteahhitlerin parasını da denetimsiz bir alana aktardılar. Sorunumuz şu ki AFAD kamu ihale kanunundan muaf. AFAD kamu mali yönetim kanunundan muaf. Sayıştay yüzeysel bir denetim yapabiliyor. AFAD'ın Sayıştay ve özel denetçiler tarafından AFAD özel hesaplarına ilişkin bir rapor yayınlanacak. AFAD kurulmuş 2009 kanunla. Kanunda diyor ki bunu kamu ihale kurumunun dışında bu ya. Kamu mali yönetim kontrolün dışında ya. Sayıştay ve denetçi yüzeysel ama özel hesaplarını onlar inceleyip raporlayacak. AFAD özel hesabı 2009'dan bu yana 14 yıl geçmiş, bu rapor bir kere yayınlanmış. Bir tane var AFAD'ın sitesinde. İnanmayan açar bakar. Nasıl olacak bu iş? Geçtiğimiz günlerde Ankara milletvekilimiz çıktı burada açıkladı. AFAD, özellikle Cumhurbaşkanı yardımcısının AFAD başkanı olduğu dönemde Erdoğan'ın
İkinci, bir denetimsiz hesap alanı Erdoğan'ın ikinci örtülü ödeneği olarak kullanıldı diye. Çünkü AFAD'da kanunlar yok. Kendi denetimi de bir tane göstermelik yapmışlar. Onun dışında o yüzeysel denetim bile yok. Şimdi 115 milyar lira para burada. Kardeşim, deprem için millet vermiş. AFAD'a koyduk işte, oradan harcayacağız. Hep böyle yapılıyor. Hep böyle yapılmıyor. Bakın nasıl yapmışlar. O beğenmediğiniz 99. 576 sayılı KHK ile deprem için toplanan iç ve dış yardımların TC Ziraat Bankası'nda açılacak merkezi bir hesaba kaydedilmesi, oluşturulan kriz koordinasyon kurulu kararı ile öncelikle depremden zarar görenlerin İAŞ, giyinme, barınma, çadır ve her türlü gereksinimin karşılanması için kullanılmasına, paraların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığının bakanlık ve maliye müfettişleri ile bankalar yeminli murakıplarının başbakan onayıyla oluşturacak bir komisyon tarafından üçer aylık dönemler itibariyle denetlenmesine, raporların resmi gazetede yayınlanmasına karar vermişler. Bu çerçevede 99 yılındaki deprem yardım hesaplarının harcamalarının tüm kamuoyu tarafından takip edilmesine olanak sağlanarak uygulamada şeffaflık temin edilmiştir. Bakın, 24 yıl önce bir koalisyon hükümeti Ziraat Bankası'na koyun, yeminli murakıplar 3 ayda bir rapor çıkarsın, o da resmi gazetede olsun, herkes incelesin demiş. Var mı o deprem bu kanunda o günlerde toplanan paralara yönelik olarak herhangi bir şüphe? Ama AFAD'a ver, gerisini sorma. 115 milyar para koydular şimdi oraya. Bunun için benzer bir örnekle, iyi bir örnekle, mutlaka ve mutlaka AFAD bünyesindeki deprem yardımları ile ilgili harcamaların bağımsız muhalefet temsilcilerinin de içinde yer alabileceği bir komisyon tarafından yönetilmesi, deprem hesaplarının Sayıştay ya da bağımsız denetim şirketleri tarafından devamlı ve düzenli olarak denetlenip resmi gazetede yayınlanması, ayrıntılı olarak bunların paylaşılması, önerimizi buradan kayda geçiriyoruz. Yapmazlar ama 3 ay sonra biz yapacağız. 3 ay sonra AFAD hesaplarını şeffaf, denetlenebilir, izlenebilir hale getireceğiz. Dün genel başkanımız gittiğinde ona en çok iletilen talep halen çadır. Hatta şöyle söylüyor: kaç para kaç para satın almaya hazırız, bize çadır üretenler başvursun. Ama şu anda çadır üretenlerin hepsi devlete çadır üretmekle meşgul, çünkü açığımız büyük. Neden büyük? Şundan büyük. 27 Eylül 2019'da AFAD'ın kendi yaptığı açıklamaya göre çadır sayısı 100 bin. 100 bin bile değil. AFAD'ın çadırlarını yıllardır Kızılay üretir. AFAD yönetimi 2020 Ağustos ayından 2022 Aralık ayına kadar 2,5 yıl Kızılay'dan tek bir çadır almamış. Tek bir çadır almamış. Bundan 3 ay önce Kızılay'a ve özel bir şirkete, Kızılay'a 60 bin, özel bir şirkete 60 bin çadır sipariş etmiş. Özel şirket Albayraklar diye biliniyor, önemi yok. Daha da bu çadırlar teslim edilmemiş. 2,5 yıldır Kızılay'ın çadır üretme imkanı varken Kızılay'dan çadır almamış AFAD ve bugünkü durumla karşı karşıya kalmış. Ayrıca da halen yürürlükteki 4123 sayılı kanuna göre yiyecek, içecek, giyecek, çadır ve her türlü taşınmaların tabii afet dönemlerinde Kızılay'a aktarılması gerekirken fiilen bu yetki AFAD tarafından kullanılıyor. Yani bugün çadır niye yok der diye sorarsanız, 2018'den beri Süleyman Soylu'ya bağlı bir kurum olarak çalışan AFAD'ın gevşekliğinden yok. 2,5 yıl Kızılay'dan bile çadır almamışlar. Son raporlarında 100 binden az çadırları var. 100 bin çadırla bu afete yakalanmışlar. Bilemedin 110 bin çadırla. O yüzden parasından çadır alacağız. CHP'li belediyeler çadır yok. Çünkü AFAD'a dikiyorlar. Depremden sonra. Keşke önceden diktireydiniz.
İki sipariş verilmiş, teslim edilmeden depreme yakalanmışız. 2,5 yıldır sipariş dahi verilmemiş. Neden? Kızılay'dan almayalım, ihale açarız, ondan alırız, bundan yaparız. Dün 125 sayılı CBK ile beklenen bir kararname yayınlandı. Ama her maddesi eksik, her maddesi noksan. Mecliste görüşüldüğü takdirde, görüşmeye geldiğinde yapıcı önerilerimizi sunacağız. Şimdiden de bir kanun teklifi hazırlatıyoruz. Kısa çalışma ödeneği verilmeli mi? Evet. Nasıl verilmeli? Son 120 gün sigortalıysan verecekmiş. 600 günde geriye dönük sigortan varsa verecekmiş. Kısa çalışma ödeneğini. Biz diyoruz ki deprem gününden bir gün önce sigortalı olduysa kısa çalışma ödeneğini hak etmiştir. Niye vermiyoruz? Şarta şurta bağlıyor. Diyor ki kısa çalışma 3. maddede kısa çalışma ödeneği alamayacaklara 133 liradan 3972 lira verelim. Biz diyoruz ki bu olmaz. 3900 liraya deprem bölgesinde işsiz kalmış birisi, dünün sigortalısı, şirket yıkılmış. 3900 lirayla 4-5 boğazı nasıl geçindirecek bu afet şartlarında? Göç ettiyse, gittiyse ya da orada kaldıysa. O yüzden diyoruz ki bu şartı kaldırın. İkincisi, işten çıkarma yasağı yine istisna koymuşlar. İstisnası 25'e 2 ahlak ve iyi niyet kuralları. Nasıl istismar edildiğini biliyorsunuz. İstisnanın istismara dönüştüğü Covid dönemini yine olacak ve burada şu var. 3 gün izinsiz işe gelmemek. Ya anasını babasını götürmüş olabilir. Çoluğu çocuğu enkaz altında olmuş olabilir. Bugünlerde daha kendinde değil olabilir. Tak 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 yazılar gelmeye başlıyor. Yani kıdem tazminatı hak etmeden çıkarılma maddesi yine istismara açık. 4. madde sendikal süreler OHAL süresince erteleniyor. Kötü niyetli işverene sendikasızlaştırma imkanı yaratır diye sendikalar itiraz ediyor. 5. madde ölüm yardımından yararlanma yakınların. Depremzede ölmüş. Sigortalıyken ölmüş. Diyor ki İşçiysen 900 gün, esnafsan Bağkurluyken 1800 gün geriye dönük sigortası varsa verecekmiş. Dün çıkardılar. Diyoruz ki bir gün bile olsa veririz. Hadi canım böyle bir şey olur mu? Vallahi 99'da Ecevit yapmış. Yani o eleştirdiğiniz Ecevit, 3 gün sonra sahaya çıkıyorsunuz, geç çıktı dediğiniz Ecevit 6 saat sonra sahaya çıkmış, deprem bölgesine koşmuş. Sizin 1800 gün istediğiniz esnafa bir gün önce dükkan açtıysa, öldüyse çocuğuna deprem yardımı vermiş. 99'da devlet yok diyenler, devleti 99 uygulamasından, bugün devlet var diyenlerin, devletin gün hesabı yapmasından, o devletle bu devlet arasında nasıl fark varmış bunları da görsünler. Dün Tayyip Bey yaşanan can kayıpları kastı, ihmali olan varsa hukuk önünde hesap soracağız diyor. Gözünün önünde olandan da hesap sor Tayyip Bey. Hukuk önündekini biz takip edeceğiz. Komisyonu kurduk. Mesela bazı müteahhitler biliyoruz. Belediye başkan vekilin. Bazı belediye meclis üyeleri biliyoruz. Yıkılmış evin kaçak müteahhiti. Yani kastı ihmali olandan hukuk önünde hesap sormak değerli de gözünün önünde olanlardan da sorman lazım. Bizim konuya ilişkin söyleyeceklerimiz bu kadar. Süreyi de aşmak istemem. Sizin sorunuz varsa yanıtlayayım arkadaşlar. Efendim, bu soruşturma boyutunda sadece müteahhitler mi? Yani siz müteahhitler boyutuna dikkat çektiniz ama bir de işin tabii devlet ve bürokrasi tarafı var. Bir, ikincisi yine baktığımızda Şanlıurfa'da çadır yok, çadır niye yok sorusuna belki bir cevap olabilecek bir konu. Şanlıurfa'da AK Parti Karaköprü İlçe Yönetim Kurulu üyesi Sertaç Kaya depremde zarar fotoğrafı vardı onun galiba bizde. Evet. Varsa bir göstereyim yani evinin onu. Bahçesine afet çadırı kurmuş. Yani organizasyonun bozukluğu, ya yani çadır yetersizliği değil. Bir de bir boyutu da var. Öyle görünüyor. Bir de efendim Kızılay Başkanı'nın özel kalem müdürünün sosyal medyadan paylaşımları çok dikkat çekiyor. Çok tartışılmış. Onları da alayım.
Yani bir iki örnek var. Afet bölgesinde havalar ısınıyor, yağış tahminleri düşük. Dışarıda kalan depremzedelerimiz için mutluyum. Vatandaşlarımız dışarıda konteynerde, çadırda kalıyor. Biz gönüllüler uyku tulumunda kaldık sürekli. Devletimiz var olsun. Bebeler için balon üzülme işareti koymuş. Bu enkaz üzerindeki balonlarla ilgili. Bu teşekkür ederim. Şimdi bunlar hep bizde var. Ama konular çok fazla ve acı çok büyük. Hani bir de hangi birinden uğraşasın? Yani gerçekten yapılacakları mı söyleyeceğiz? Nasıl yapacağımızı mı anlatacağız? Bir de bu utanmazlıkları mı deşifre etmeye uğraşacağız? Bahsettiğiniz bu danışman arkadaşımdan aldım. Var elimizde bunlar. Bu AK Parti ilçe başkanının villası, bahçesinde bir tane çadır kurmuş buraya. Şimdi villa kaya gibi sağlam, bahçeye çadır kuruyor. Yani ev halkı korkuyor ve çadırda kalmak istiyorsa bu haktır. Ama AFAD'ın yükü olmayın artık siz, bu kadar zengin insanlar. Sonra bir açıklama duydum. Bahçeme çadır kurdum, oraya garibanı koydum. Kardeşim ona da bir oda aç ya. Bu kadar saray gibi evim var, bir oda aç. AFAD'dan çadır alıp da bahçeme kurdurdum, bir garibana bakıyorum orada deme. O garibana bakarız biz. Eğer bir garibanı alıp getiriyorsan bir tane iki tane de odayı ona aç. Tabii ittifak ortağımız Devlet Bey'in koca konağı dururken bana mı düştü diyorsa bilmem. Bunların duygu durumu bu. Bu bir utanmazlık. Yine bunları birçok çocuğa mezar olmuş bir enkaza. Çocuk haklarına duyarlı ve o çocuklar kurtulsaydı o çocuklara psikososyal destek verecek ablaları, diğer çocuklara da bütün ölen depremdeki çocuklara atfen oraya balonlar koymuşlar. Herkesin duygulandığı bir görüntüydü. Buradan AFAD Başkan Yardımcısının duygusu şöyle patlamış. Bebelere balon yazmış. AFAD'ın Kızılay Başkanı'nın özel kalem müdürü Burak Ünver bebelere balon yazmış. Buradaki duygu o değil. Burada başka bir duygu var. Bu duyguyu anlayamayanların bu krizdeki afet zedenin, deprem zedenin duygusunu anlamasını kimse beklemesin. Havalar ısınıyor, yağış tahminleri düşük, dışarıda kalanlar için mutluymuş. Onun yerine senin ona sıcak konteyneri kurmuş olman gerekiyordu. Çadırları yapmış olman gerekiyordu. Barınmayı almış olman gerekiyordu. Havalar yağış tahmini düşük olunca depremzedeye sevinilmez. Depremzedeyi sokarsın güvenli bir yere, için rahat eder. İlk sorunuza döneyim. Soma'da da sorun bu. Çorlu tren kazasında da sorun bu. Depremde de sorun bu. Deprem oluyor bitiyorsa, sadece müteahhit tutuklanıyorsa, bu müteahhitin İzin aldığı mercilerdeki silsile yoluyla sorumluluğa bakmadan ve bakanlık, yerel yönetimlerin elindeki yetkileri alıp da kanunlar çıkarıp da oraya buraya iskan, oraya buraya bilmem ne diyorsa bu sorumlular hesap verecek. Süleyman Soylu İstanbul'a hazırlanıyorduk diyor. Nasıl hazırlanıyordun? Kanal İstanbul'la. Kanal İstanbul'la. Gördük. Türkiye'nin dört bir yanından koşuyoruz. Şehirlerin girişi daraldığında 36 kilometre araç kuyruğu gördük. Televizyonlardan herkes izledi. İstanbul'un bir tarafında 3 tane köprü, Kanal İstanbul'u yapacak oraya da köprü, aradaki göçmüş İstanbul'a o köprülerden yardım ulaşmaya çalışacak. Zaten bir tarafta sorun var. Asya ile bağlantısında tartışma var. Avrupa'ya da köprülü ada yaratacak, orada göçecek. Depremden en çok etkilenecek bölgede bir ada yaratacak Kanal İstanbul projesini. Bunu aklından geçirenlerin bile yargılanması lazım. Geleceğe dönük insan hayatına olası kastla yargılamak lazım. Bunun projesini talimat verenleri. Depremde yerel yöneticisi yerel yönetici. Bunun AK Partilisi CHP'lisi, ampul takanı altı oktakanı, İYİ Partilisi HDP'lisi olmaz. Bölgede HDP'li bırakmadılar kayyum atayarak. İYİ Parti'nin o bölgede
varlığı yok. CHP ve AKP değişim ondan. Kimle? İyi Parti'nin orada belediyesi yok, varlığı yok dersek ittifakta kriz mriz diye aman A Haber dün de şeyde bekliyor atmaca gibi. CHP'li ise CHP'li, AKP'li ise AKP'li. Sorumlusu kimse mutlaka mutlaka soruşturulmalıdır. Eksik varsa eksiği, kusur varsa kusur, kasıt varsa kastı ortaya çıkarılmalı. Bu işlerde cezayı kim hak ettiyse cezası verilmeli, hesap vermelidir. Biz parti olarak kendi iç denetimimizi de yapıyoruz. Bu konuda da hem bölgedeki Hatay'dan başlayarak hem de diğer illerde Cumhuriyet Halk Partisi kendi iç denetimini de yapıyor. Bütün hukuki süreçleri de belediyenin ya da belediyeyi yönetenlerin siyasi kimliklerine kör bir şekilde takip edeceğiz. Bunu bugün yaptığımız gibi 3 ay sonra yürütme makamında olanlar olarak da yapacağız. Bunun sözünü veriyoruz. Başka soru yoksa tamamlıyoruz arkadaşlar. Teşekkürler.